birinci sınıf birinci ünite Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci ünitesiyle yani edebi akımlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Edebi akımlar çok önemli. Birinci dönem birinci yazılı sorunuz değil mi? Türk Dili ve Edebiyatı birinci dönem birinci yazılınızda fazlasıyla gelecek bir mesele. Peki hocam biz edebi akımları nasıl aklımıza tutacağız? Çok zorlanıyoruz diyorsanız doğru yerdesiniz. Artık bütün dertlerinize derman olmaya geldim. Çünkü nefis bir şekilde kodladım arkadaşlar. Görsellerle beraber biraz sonra ekranlarda göreceksiniz. Enfes kodlamalarla aklımızdan asla çıkmayacak akımlar. Peki akımlar bize nasıl gelir? Öncelikle akımın özelliklerini bilmekte fayda var tabii ki. İşte klasizm'de neye bakacaksınız, realizm'de neye bakacaksınız, romantizm'de neye bakacaksınız, bunları bileceksiniz. Aynı zamanda bu dönemin temsilcileri bizim için çok çok kıymetli sorularda fazlasıyla geliyor biliyorsunuz ki. Evet, evet başucu kitabımız, rehber kitabımız, edebiyatta olmazsa olmaz kitabımız nerede? Burada artık karşımızda. Akımları buradan işleyeceğiz arkadaşlar ve bu kitabımız bizim 9, 10, 11 ve 12'de de kullanacağımız yani üniversiteye hazırlıkta başucu niteliği taşıyan bir kitap. Geçen sene çok fazla soru yakaladım biliyorsunuz ki yine bu senede en fazla soru yakalayan kanal ünvanını bırakmayı düşünmüyorum. Şimdiden de hazırlanmanızı öneriyorum. 11. sınıflar bana çok fazla soruyor. Hocam ne yapalım? Edebiyata başlayalım mı? Ben geçen sene 55 günde bitirdim. Bu sene de yeni bir kamp başlatacağım ama geçen seneki kamp Hala güncelliğini koruyor. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun Yanı sıra bir de Soru Bankası kampımız var. Mutlaka ona da bakın isterim. Evet o zaman hazırsanız edebi akımları enfes bir şekilde kodlamaya hazırsanız doğru yerdesiniz. Yazılılar için arkadaşlar ne yapacağız? Yazılı ateşini de yakmış olacağız. Peki yazılı çalışması gelecek mi? Bu, bu da çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Evet bu da gelecek arkadaşlar. Ne yapacağız? Yazılılarda da örnek provalarımız gelecek bu hafta içerisinde. Evet klasizmle başlayalım. Şimdi ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Klasizm dediğimiz zaman aklımıza şöyle kodlansın istiyorum. Recep İvedik karakterinden kodlansın. Recep İvedik böyle soylu kimselere gözükmek için veya soylu kimselerin yanına gittiği zaman bir ceket almış ve bu ceket böyle yanmaz ve ıslanmaz bir ceketmiş ve bu ceketi de 16 kuruşa almış tamam mı? Yani Recep İvedik Recep İvedik'in ceketi 16 TL tam olarak. O zaman o klasiklerin yani soyluların yanına gittiği zaman 16 liralık ceketiyle karşımıza çıkıyor. O halde şöyle bir kod kodlama olsun mu? Klasizm 16. yüzyılın sonlarında Fransa'da başlıyor ve zamanla tüm Avrupa'ya yayılıyor. 16. yüzyıl e, ceket neydi? O yanmaz ceket değil mi? Yanmaz ve seçkinlerin karşısına çıktığı ceket ne kadardı? 16 liraydı. O zaman 16. yüzyıla bizim taşımış. Oldu diyoruz arkadaşlar ve klasizm anlatımında biz duruluk ve açıklığı görüyoruz. Yani daha böyle duru, daha samimi bir bir anlatım tercih etmiş oluyoruz. Sonra seçkin çevre, e Recep Üvedik ne yapıyordu o seçkin çevreye yaklaşmak için, seçkin çevreyle olabilmek için ne yapacaktı? E bir böyle güzel böyle parlak yanmaz bir ceket alıyor ve ne yapıyor? Artık bu ceketle beraber o seçkin çevrenin içerisine karışmış oluyor dedik. Peki. Başka ne var hocam? Başka şöyle biraz da büyüteyim. Başka bu akımda akıl ve sağduyu önemli. Yani klasizm dediğimiz zaman akıl, aklın önemi, sağduyunun önemi bu aklımıza ge gelecek tamam mı? Şunu da size söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu akımda bizim Şinasi çok önemli bir sanatçımız. Hatta şöyle bir sözü var Şinasi'nin diyor ki... ''Vahdet-i zatına aklımca şehadet lazım. Yani Allah'ı anlamak için bile akıl lazım.'' diyor. O zaman akıl deyince, mantık ilkeleri deyince, Klasizm aklımıza geliyor ve şinasi akıllara gelmiş oluyor. Seçkin çevrelere hitap etmek çok çok önemli tekrar söylüyorum. Seçkin bir çevre önemlidir diyoruz arkadaşlar. Kurallar var bakın kurallar var. Kurallara bağlılık esas ve sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizliyorlar. Tamam mı? Yani klasizm dediğimde sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizleyerek kurallara bağlılığı bize yansıtmışlardır diyoruz. Çok çok önemli. Peki, Batı'da kim gelecek karşışımıza? Pascal No, Numa gelecek. Ee, şeyden hatırlarsınız tabii. Onu çok detay vermeyeceğim ama e, futboldan ihraç ediliyor biliyorsunuz ki kurallara uymuyor çünkü. Yani o futbolun kurallarına uymadığı için böyle bir ihraç dönemi de var. E, dolayısıyla Pascal burada aklımıza gelebilir. Racine gelebilir arkadaşlar. Molière, La Fontaine, Voltaire Batı'da önemli temsilciler. Peki bizim edebiyatımızda işte Şinasi ve bence yazılı kağıdına bu yazılsın ya. Şinasi'nin şu cümlesi bence yazılsın ve 10'ar puan, 15'er puan alınsın. Ne diyor Şinasi? Vahdeti zatınam. yani seni anlamak için senin zatını anlamaya aklımca şehadet lazım diyor. Aklımca şehadet lazım. Yani aklımın şahitliği lazım diyor arkadaşlar. Dolayısıyla diyorsunuz ki artık evet burada Şinasi'nin klasizm akımından etkilendiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz diyorsunuz arkadaşlar. Peki başka ne söyleyelim? Hadi bakalım. Az önce söylediğimiz meseleler o zaman neymiş? 16. yüzyılda o ceket 16 kuruşlu biliyorsunuz. Oradan aklınızda kalacaktı. 16. yüzyılda Fransa'da başlıyor zamanla tüm Avrupa'ya yayılıyor. Bunu bileceğim ve anlatımda duruluk ve açıklık, değil mi? Duruluk ve açıklığa ulaşmak ön planda olacak. ...hümanizm ve rönesans akımının doğup ve gelişmesinde... ...etkili olacak. Şimdi... E, ...hümanizm insancıllık demek değil mi? İnsanı ön plana alan bir akım... ...ve klasizm ona böyle bir öneyak olma... E, prensibini gösterecek bizim. Yine seçkin çevrelere hitap edecek. E, zaten bizim Recep'imiz ne yapıyordu? Seçkin çevrelerde giymek için... ...o ceketi alıyordu. O yüzden... ...seçkin çevrelere hitap eder dedik. Akıl ve sağduyu önemlidir. Az önce söyledik zaten. Aklın önemi vahdeti, zatına aklımca şehadet lazım. İşte... Tam Tam olarak bu Şinasi'nin sözü klasik e, klasizm e, akımına bizi götürmüş olacak arkadaşlar. Yine zevk vererek eğitmek değil mi? Kurallara bağlılık esasları yani zevk vererek eğitmek ve kurallara bağlılık ön planda olacak. Ve sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizleyecekler. Bakın bu çok önemli yani öyle kişiliklerini hemen görmüş olmuyoruz. Ve kahramanlarımız da yine seçkin kişilerden oluşmuş oluyor. Az önce söyledik zaten karakter e, batıdaki en önemli temsilcilerimizi ve bizdeki en önemli temsilcilerimizi. Peki romantizme geçiyorum artık. Şimdi romantizm ne demek ya? Bakın böyle şöyle görselde de gördüğünüz üzere romantizm aşk demek değil mi? Artık duygular demek. Zaten diğer ismi coşumculuktur. Bir coşkuya ihtiyacım var, aşka ihtiyacım var diyor ve bunların böyle hepsi birbirine tepki olarak doğuyor. O zaman bu klasizme tepki olarak doğmuştur ve zaten klasizme tepki olarak doğan bir şey size ne canlandırır? Yani akla karşı duyguyu alıyorum diyor, değil mi? Akla karşı aşkı alıyorum diyor. O zaman duygular ve imgelere ağırlık vereceğim tamam mı? Yani duygular ön planda, imgeler ön planda olmuş olacak arkadaşlar. Peki şu da önemli diyebilir misiniz? Romantizm mitolojiye değil halka yönelmeyi amaçlamıştır. Neden? Çünkü romantikler sanat toplum içindir derler ve bizim edebiyatımızda en önemli romantiklerden bir tanesi Namık Kemal'dir. Namık Kemal sanat toplum içindir der. Zaten tanzimat birinci dönemde göreceğiz ama burada da bir konuşmuş olalım. Ne diyecek arkadaşlar? toplumu aydınlatmak, hürriyet, eşitlik, vazife, vefa gibi kavramlar bizim için önemli diyecekler. Ve burada da yine romantizmde sanatçılar eserlerde kişiliklerini gizlemezler, değil mi? Bunu göreceğiz. Eserlerde kişiliklerini gizlememişlerdir diyoruz. Ve hüzün ve kötümserlik, değil mi? Sıklıkla eserlerde işlenecek. E hüzün olacak, değil mi? Romantik demek hüzün demek. E, biraz böyle karamsar bir tema da var ama bunu da e, aklımızda tutalım. Yine milli tarih ve yaşantılar ön planda olacak arkadaşlar. Dolayısıyla o milli tarih, yaşantılar... Sanat toplumun içindir anlayışı benim böyle anahtar kelimelerim olacak. Bunları gördüğümde romantizme gitmiş olacağım. Batıda Jean-Jacques Rousseau'yu göreceğim. Göte'yi, Victor Hugo'yu göreceğim değil mi? Bunlar böyle bizim edebi... Bizim edebiyatımızda değil, batıda en önemli temsilciler olacak. Özellikle Victor Hugo'da e, romantizmin... Şöyle diyebilirsiniz, romantizmin... E, ön plana çıkmasını sağlıyor. Onun Cromwell adlı eserinde ilkelerini ortaya koyuyor. Yani bu da böyle sorularda gelebiliyor. Victor Hugo Cromwell adlı eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koymuştur. Bakın güzel bir sınav sorusu olur. Peki bizde kim var? Az önce konuştuk zaten. Namık Kemal değil mi? Sanat toplum içindir anlayışı. Sonra Abdülhak Hamit Tarhan eşi Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine makber şiirini yazar. O bir makber şairidir ve zaten biz onu böyle yoğun olarak nerede görüyoruz? O duygu temasında görüyoruz arkadaşlar. Yine Ahmet Mithat Efendi bizim sanat toplum içindir anlayışını benimseyen sanatçılarımızdan bir tanesi ve Ekrem. Peki Ekrem'i biz esasında realizmde de göreceğiz. Şimdi bir sanatçı birden fazla akımda olabilir bu arada. Tamam mı? Bu da bizim aklımızda bulunsun. Yani hem realist hem e, romantik mesela. Nasıl hocam? Neden realist? E, araba sevdasıyla realist o dönemi anlatıyor Araba Sevdası'nda ama ee, çocuklarını çok erken yaşta kaybediyor ve o çocuklarının acısıyla beraber e, ne yapıyor? O romantik kimliğine bürünüyor ve daha duygusal şiirler yazıyor. Mesela diyor ki hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Hayaline çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor diyor. Yani o çocukların böyle küçük yaşta kaybetmenin acısı. Ya da mesela diyor ki geldi ama amma ki neyleyim sensiz baharın şevki yok diyor. Şevki yok şiiri de oldukça önemli diyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi klasizm tepki olarak duyacak, ortaya çıkacak duygu, imge, fantezi ön planda olmuş olacak ve halka yönelmeyi e, savunacaklar arkadaşlar. E, bizim sanatçılarımız ve batıdaki sanatçılarımız da şöyle görselde de bir tekrar bakın. E, bunlardır ama dediğimiz gibi mesela Namık Kemal'in romantik olduğunu mutlaka ama mutlaka bilmek durumundasınız. Peki geliyoruz realizme. Şuradan gelsin aklımıza realizm. Real Madrid, değil mi? Real Madrid takımı çok real, değil mi? Real goller atıyor. Çok gerçekçi ve sağlam goller görüyorsunuz. O zaman Real Madrid'den realizm yani gerçekçiliğe bir gidebiliriz. Şimdi hepsi birbirine tepkiydi ya. Evet şöyle daha net görün aklınızda kalsın. Görsel hafızayı kullanmayı seviyorum ve görsel hafızayla e, anlattığım dersler daha fazla akılda kalıyor. Geçen sene o yakaladığımız fütürizm sorusu biraz sonra konuşuruz. Fütür trak fütür trak diye bir kodlama yapmıştık ve soru geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar çok çok kıymetli. Peki realizm dediğimiz zaman artık romantizme tepki. Tabii hepsi böyle birbirinin arkasına verdim zaten fark ettiyseniz konu anlatımında da. Romantizme tepki olarak doğmuş olacak. Bakın çok çok kıymetli romantizme tepkidir diyorum. Ve sanatçılar gündelik hayatı tüm gerçekliğiyle yansıtıyorlar. E romantizm demek gerçekçilik demek zaten. O yüzden bütün gerçekçi bakış açılarını bize yansıtmış olacaklar diyoruz. Yani gündelik hayat görüyoruz esasında gündelik hayatın gerçekçi bir bakış açısıyla bize yansımış olması ne gösterecek realizmi göstermiş olacak diyoruz. Ve şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Eser karşısında tarafsız kalarak hem kahramanlara hem de olayın akışına müdahale etmiyorlar. Yani o kadar gerçekçiler. Ya bir bakıyorsunuz eseri yazıyor yazar ama bir olayın akışına müdahale edeyim, işte kahramanlara şunu yaptırayım gibi bir perspektifi asla yok. Dolayısıyla çok böyle Olayın akışında ilerliyor ve müdahale görmüyoruz. Bu oldukça önemli. Yine ne görüyoruz arkadaşlar? Gözlemlerini yalın bir dille aktardıklarını görüyoruz değil mi? O yalın dil çok önemli. Batı'da Balzac'ı göreceğiz. Honero'da Balzac. Vadideki Zambak diyeceğiz. Çamlar kimin için çalıyor? Hemingway diyeceğiz. Realizmin en önemli temsilcisidir biliyorsunuz ki. Yine Dostoyevski. Suç ve ceza okumayanınız yoktur. Oradaki Raskolnikov karakteri. Tam olarak realist pencereyle yazılmıştır, realist bir pencereden yazılmıştır diyoruz. Peki bizde hocam, bizde Halit Ziya Uşaklıgil, aşkı memnu değil mi? Gerçek bir aşk hikayesi, yasak bir aşk hikayesi ama gerçekte de var olan bir hikaye bu. Dolayısıyla işte realizmin e, tüm gerçekliğiyle karşımıza çıkması da bir romantizm de var, naturalizm de var. Bir eserde birden fazla akım olabilir ama biz böyle genel manada hepsini konuşacağız zaten. Halide Edip adı var, e, Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Onbaşı rütbesiyle zaten savaşan biri Halide Edip adı var. E ne yapacak? Tabii ki realizmi bize en gerçekçi haliyle yansıtacak. Kurtuluş Savaşı'nı yansıtacak bize değil mi? Tabii ki e, yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yabanı değil mi? Orada Ahmet Celal karakteri Anadolu'ya bizzat gidecek. Anadolu'daki halkı gözlemleyecek ve bize yansıtacak. İşte bu da ne olacak arkadaşlar? Realizmin göstergesi olacak. Dediğimiz gibi oldukça yalın bir dil diyoruz. Evet sanatçılarımız zaten konuştuk. Şurada da şöyle mini bir tekrarımız var. Ondan sonra hemen bir sonraki akımımıza geçelim ve naturalizm diyelim arkadaşlar. Gözlemcidir. Bakın Beşir'den aklınızda kalabilir mi naturalizm? Beşir böyle her şeyi gözlemliyor. O yüzden şöyle bir Beşir'in dürbünü koydum buraya. Üç kere böyle vuruyorsunuz Beşir 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 diyorsunuz geliyor hemen gözlemliyor değil mi? Beşir'in öyle bir özelliği var. Herkesi, yalıdaki herkes hakkında bir fikir sahibi. Bihter hakkında, Behlül hakkında, Adnan Bey hakkında herkes hakkında. Dolayısıyla bir gözlemcilik. O zaman naturalizm demek gözlemcilik demektir arkadaşlar tamam mı? Gözlemle birlikte bilimselliği de esas alır ama. Yani gözlemle birlikte o determinizm prensibi değil mi? Yani naturalizm demek... Aslına bakarsanız aynı zamanda da determinizm de demektir. Tamam mı? Determinizm de demektir. Dediğimiz gibi gözlemle birlikte bilimselliği esas alacak ve doğa olaylarını meydana getiren benzer nedenler benzer sonuçlara doğuracak. İşte bu ne determinizmi bize yansıtmış oluyor. Buna determinizm diyoruz ve naturalizmde yazar insan davranışlarını açıklamak için bize soya çekim kavramını kullanıyor arkadaşlar. Yani o soya çekim kavramını net bir şekilde görüyorsunuz ve tıpkı bir bilim adabı titizliğiyle davranıyor. Oldukça titiz, oldukça böyle yaşananları bize gösteren bir pencereden görmüş oluyorsunuz. Ve naturalistler kahramanların ait olduğu çevreyle yansıtıyor ve onların konuşma biçimlerini de bize yansıtıyor. Biz böyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'da çok görürüz mesela naturalizmi değil mi? Kişileri o ağızla e işte yaşadıkları yerin ağzıyla canlandırmış olurlar. E, dil ve üslupta seçici değillerdir. Kaba saba sözleri de duyabilirsiniz. Mesela Nabizade Nazım'ın Karabibi'yi naturalist e, bir naturalizm akımından etkilenilerek yazılmıştır. Orada e, tamamen böyle halk anlayış ağzı, halk söyleyişleri, Antalya'nın Kaş ilçesinde geçer olaylar. O e, yörenin ağzı tamamen ...yansıtılmış olur. Yani dil ve e, üslupta bir seçicilik görmüyorsunuz. Batı'da Emil Zola en önemli temsilcisi. Biz de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı... ...çok net bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ve <laughs> burada yazarın bilim adamı gibi davranması çok önemli. Yani bir bilim adamı titizliği var. Determinizm var. Bakın anahtar kelimeleriniz tekrar söylüyorum. Bilim adamı titizliği, determinizm... E, ...oldukça önemli ve gözlemcilik önemli. Beşir'den aklımızda kalıyordu. Ve yazar sadece... Olanı anlatmalı, kendinden bir şey katmamalıdır diyorlar. Yani olanı vereceğim ve kendimden de bir şey katmayacağım ve kahramanları ait olduğu çevreye göre yansıtacağım. Yani hangi çevreye aitse o kahraman bu şekilde yansıtmış olacak. Dil ve üslupta seçici davranmayacağız arkadaşlar, bir seçicilik görmeyeceğiz. Ve doğa olaylarını meydana getiren az önce söylediğimiz gibi benzer olaylar, benzer sonuçları ortaya çıkaracak. Emizola, Guidemo, Pesan ve Alfonso de Batı'da en önemli temsilcilerken bizden Abizade Nazım Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı görmüş olacağız. Peki geçiyorum, Parnasizm. Parnasizm ne demek biliyor musunuz? Şiirde gerçekçilik demek yani... Kelime anlamı bu. Şiirde gerçekçilik. Hatta şurada da şöyle yazalım, iyice bir görsel hafızamızda da kalsın. Şiirde gerçekçilik demek Parnasizm. Peki hocam, başka hangi özelliklerini bileceğiz? Şiire has bir akım olduğunu bileceğiz. Yani bazen bu özellikler verilebiliyor. Sanat için sanat görüşünü desteklemiş olacaklar. Yani sanat, sanat içindir diyecekler ve bu akıma bağlı sanatçılar toplumsal konulara biraz sırt çevirecekler arkadaşlar. Daha bireysel konular. Çünkü sanat sanat içindir diyorsak aslında bireye yaklaşıyoruz ve bireyi anlatıyoruz tamam mı? Toplumsal konulara sırt çevirecekler ve şairler kişisel duygulardan ziyade biraz daha böyle Yunan, Latin kültürüyle mitolojik ögelere yer verecekler. O zaman diyorum ki mitolojik ögelere yer vermişlerdir. Mesela bu bir anahtar kelime mitolojik ögelere yer vermişlerdir derseniz hemen bir parnasizme gidebilirsiniz. Şairler yine eserlerde kişiliklerini gizleyecekler ve dış dünyayı ve doğal görünümleri nesnel bir üs üslupla da yansıtmış olacaklar. Kendi kişiliğini gizlediği için çok böyle öznellik falan katamıyor. Nesnelliği burada yansıtmış oluyor arkadaşlar. Peki... <laughs> Tabi şunları da bilelim mesela 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkacak. Az önce konuştuk şiire has bir akım olduğunu ve sanat sanat içindir ilkesini benimsediğini söyledik. Bizde Parnasyen en önemli Parnasyen bakın. Yani Parnasizm deyince aklıma Tevfik Fikret geliyor. Zaten kendisi ressam olduğu için Fikret'in resim altına şiir yazma geleneğine de başlatan da odur. Dolayısıyla en önemli ve en ünlü Parnasyenlerden bir tanesi. Yine Yahya Kemal'de bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Banville ve François Coppe'de e, nedir? Parnasyen'dir diyoruz ama Batı'da tabii ki. Bize daha çok bence ne, ne, neyi sorarlar hocam derseniz daha çok şey sorarlar arkadaşlar bizim edebiyatımızı sorarlar. Evet sembolizm sembolizm deyince böyle Renault sembolden belki aklımızda kalabilir o Renault sembol hep böyle neyin semboldür hep böyle babalarımızın değil mi böyle büyüklerimiz hep böyle şey bu araba onların sembolüdür gibi düşünebilirsiniz sembolizm dediğimiz zaman akım olarak baktığımız zaman hep semboller var nedir mesela akşam yalnızlık hüzün gibi temalar var ve burada biraz daha işte 19. yüzyılın ikinci yarısında Parnasizm'e tepki olarak da zaten ortaya çıkacak ama e, bu parnasizmdeki o sanatçılar ne dedik? Gerçekçi düşüncelere yer vermeye karşı çıkacak. Yani sembolizmi benimseyen sanatçılar biraz daha hayal dünyasıyla ile ilerleyecekler. Gerçekçe düşüncelere yer vermeye karşı çıkıp biraz bireyin iç dünyasına yönelmiş olacaklar arkadaşlar. Ve sembolistler ne yapacak? Şiirin duygulara hitap etmesi gerektiğini savunacaklar. Yani duygular ön planda. Mesela Ahmet Haşim şimdi önemli sembolistler polislerden bir tanesidir ve e, duyguları ön plana çıkarır. Yine sembolizmin etkisinde yazdıkları şiirlerde e, anlam kapalı, değil mi? Biz kendimiz biraz çıkarım yaparak ilerlemiş oluyoruz herkes şiire kendince yorumlar katabiliyor. Yani kendine has yorumlamaları da görebiliyorsunuz. Sembolist şiirlerde kelimelerin anlamından çok müzikal değerleri çok çok önemli. Yani müzikalite. Ee, mesela ne diyor Ahmet Haşim? Akşam yine akşam yine akşam göllerde buden bir kamış olsam diyor değil mi? Çok fazla müzikalite var. Ya da diyor ki yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha ne alan? Gündoğdu yazık arkalarında diyor. Müzikaliteyi görüyor musunuz? Evet. Çünkü onlar diyorlar ki şiir sözden ziyade... Mu musikiye yakın söz ile musiki arasında ince bir çizgidir diyorlar arkadaşlar. Müzikalite, müzikalite, müzikalite çok çok önemli diyoruz. Anlamın kapalı olması, farklı çarşımlar yaratmak için o mecazlara yer vermemiz ve dili de biraz böyle ne yapacak ağırlaştırmış olacak. Tabii çok fazla söz sanatları kullanacağız. Karamsarlık var, gerçeklerden kaçma var, hayallere sığınma var. O zaman karamsarlık dediğim zaman, gerçeklerden kaçma dediğim zaman, gerçeklerden kaçarak hayallere sığınma dediğim dediğim zaman sembolizme gidersiniz. Ve bizim edebiyatımızda Ahmet Haşim değil mi az önce konuştuk? En önemli sembolistlerden biridir. Ahmet Haşim şöyle der. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Melal ne demek? Hüzün, keder. İşte sembolizmde de bu var. Kederi anlamayan nesle aşina değiliz. Böyle bir nesil istemiyoruz diyor Ahmet Haşim arkadaşlar. Peki, peki, peki. Lirizm ön planda. Batıda Bodler elem çiçekleri, değil mi? Maler, Rimbaud önemli. Verlaine önemli. Bizim sanatçılarımız da etkileniyor. Cahit Sıtkı Tarancı mesela çok etkileniyor. Yine Cenab Şahabettin ve Ahmet Haşim oldukça önemli ve etkisini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Geliyorum Empresyonizme. Empresyonizm nedir arkadaşlar? İzlenimcilik değil mi? Burada biraz böyle rest çekiyoruz. Neye rest çekiyoruz hocam? Ee, burada aslında izlenimi yani doğayı izlemeyi sadece görsellikle bakmayı kabul etmeyenlere rest çekiyoruz. O zaman empresyonizm rest çekmek, değil mi? Buradan da aklımızda kalabilir. Peki, diğer adı izlenimcilik dedik. Önceleri resim sanatına özgü bir akım ama sonrasında ne yapıyor? Edebiyatta bir damga vuruyor. Sanatın amacı gözlemleri birebir aktarmak değil, gözlemlerin kişinin iç dünyasına oluşturduğu izleri yansıtmak. Yani diyor ki, ben gözlemlediğimi birebir anlatmayım. Yani izlenimcilik evet ama o realizm gibi Değil mi? O realizmin birebir anlatmasına biraz karşı çıkayım. E, gözlemlerin kişinin iç dünyasında oluşturduğu izlenimleri yansıtayım. Yani evet bir şey gözlemledim, bir tabiatı görüyorum şu anda ama benim iç dünyamda o ne oluşturdu? O yüzden Ahmet Haşim aynı zamanda bir empresyonisttir arkadaşlar, sembolisttir. Evet ama aynı zamanda bir empresyonisttir. Bunu da bilmekte fayda var. Sanat sanat için Anlayışı benimseniyor ve kapalı bir dil tercih edilecek tamam mı? Ve eserde dile getirilenler dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil yani buna rest çekiyorlar bu şekilde de düşünebilirsiniz. Dış dünyada gördüğüm varlıkların anlatılmasına rest çekiyorum ve ben artık bende bıraktığı izlenimleri önemsiyorum, kişide bıraktığı izlenimleri önemsiyorum... Bu bizim için önemlidir diyorlar arkadaşlar. Peki dediğimiz gibi önceleri resim sanatına özgü ama zamanla edebiyata yer bulacak ve kişinin iç dünyasındaki izlenimlerini göreceksiniz. Bizim edebiyatımızda az önce konuştuğumuz gibi Ahmet Haşim, Ahmet Muhib Duranas ve Cahit Sıtkı etkiliyken Batı'da Rilke Verlaine ve Rimbaud etkilidir diyoruz. Peki Kübizm, tabi Kübizm Küba'dan aklımıza gelebilir değil mi? Küba'nın o renkli sokaklarını görüyor musunuz şu an arkadaşlar? Çok renkli değil mi? Şöyle de görün isterseniz. Evet Fransa'da ortaya çıkıyor ama biraz daha böyle e, izlenimcilik akımına karşı çıkmak söz konusu. Ve anlatımı etki, etkili kılmak için edebiyatı canlandırmak istiyorlar. O zaman şu bilgi çok önemli ki sınavda bu çıkacak. Tekrar böyle bir altını çizin, bir yıldızlayın. Anlatımın... Akımın temel amacı anlatımı etkili kılmak için edebiyatı canlandırmak. Edebiyatı canlandırıyorum. Bakın neyle? Küba'nın o canlı sokaklarıyla. Çok canlı değil mi? O zaman neymiş kübizmin amacı? Siz bir söyler misiniz bana lütfen? Anlatımı etkili kılmak için edebiyatı canlandırmayı esas alacaklar. Tekrar söylüyorum. Anlatımı etkili kılmak için edebiyatı canlandırmışlardır. Küba'nın o renkli canlı sokaklarından aklımızda kalabilir. Ve izlenimcilik akımına karşı çıkacaklar. Başlangıçta resim sanatıyla... Başlayacaklar ama diğer sanatlarda da yayılmış olacaklar. Akımın amacı dediğimiz gibi edebiyatı canlandırmak. Düz yazı ile şiiri kaynaştıracaklar. Bakın düz yazı ile şiiri böyle bir harmoni halinde kaynaştırmış olacaklardır arkadaşlar. Şu kişiler çok çok önemli değil. Sandras belki bu bilinebilir ama sadece o az önce söylediğim o edebiyatı canlandırmak ifadesi size soru getirebilir. Dikkat ediyorsunuz. Ekspresyonizm, ekspresyonizm, ekspres trenlerden aklımıza kalabilir ve Almanya'da ortaya çıkıyor. Almanya'da da böyle hızlı trenler falan çok meşhurdur ya, oradan aklınızda kalabilir. Yani 20. yüzyılın başında Almanya'da ortaya çıkıyor. E, o, o dönem Almanya'da politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü var. E, burada biraz ona karşılık naturalizm ve empresyonizme tepki olarak doğuyor arkadaşlar. Yani madem böyle bir istikrarsızlık, madem böyle bir ekonomik çöküntü var, ben... ...biz neden hala bir şey yapmıyoruz gibi... E, ...empresyonizm ve naturalizme karşı çıkacaklar. Duygular, iç dünya ön planda olmuş olacak ve... ...iç gözlem, yani iç gözlem dediğimiz zaman... Ekspresyonizm yani o ekspres trenler aklımıza gelebilir ama ekspres tren daha çok Almanya'da ortaya çıktığıyla e, zihnimizde kodlanabilir. Almanya'da ortaya çıkması ekspres trenlerin daha çok Almanya'da e, hüküm sürmesi diyebiliriz. Çok hızlı trenler tabi Avrupa'nın pek çok yerinde var ama biz bunu bu şekilde Almanya şeklinde aklımıza tutalım diyebiliriz. Franz Kafka, Eliot ve Van Gogh önemli temsilcilerimiz arasındadır diyoruz. Evet, fütürizm, fütürizm. Bu bu sene yakaladığım soruydu. Şöyle bir kodlama yapmıştım arkadaşlar. Fütür trak, fütür traktörüm, tırım trak, trak, makineleşmek istiyorum demiştim ve sınavda soru geldi ve bu cümleler geldi sınavda sene de yakalayacağız merak etmeyin. Sanat ve edebiyata makine ve hızı sokmuş oluyor fütürizm. Fütür tırak, fütür tırak, tırım tırak, tırım tırak. Akımın öncüsü Marinette. Spagetti gibi böyle aklımızda kalabilir. Spaghetti'den kodlayabilirsiniz. Marinetti, fütürizmin öncüsüdür diyoruz arkadaşlar. Fütüristler günlük hayatın ve geleceğin dinamizmine yönelecekler ve bu hareketliğin sesini şiirlere yansıtacaklar. Yani günlük işleri göreceksiniz daha çok. Ve gündelik hayatın, geleceğin dinamizmi, dinamik, o makine sesleri değil mi? Dinamikliği göreceksiniz. Yine makine ve çark seslerini işiteceksiniz. Makineleşmek istiyorum diyecek Nazım Hikmet ve en önemli temsilcimiz de o olacak zaten. Sanat ve edebiyata makine ve hızı sokmuş olacaklar. Fütürizm zaten gelecekçilik demek future tense değil mi? İngilizceden de aklınızda kalabilir. Gündelik hayat ve geleceğin dinamizmine yöneliyorlar. O spagetti yani marinetti akımın öncesidir diyoruz arkadaşlar. Peki dadaizm, dadaizm, babaizm değil mi? aklımızda kalsın böyle kodlayalım şimdi ne geliyor dadaizm dediğimiz zaman kuralcılık geliyor e baba ne yapar dedi değil mi dedi ne yapar sürekli bir kural sunar size kuralcılık temel kural ama burada e, biz ne yapıyoruz yani dadaizmde kuralsızlığı kural edineceğiz. Yani kuralsızlık temel kural olmuş olacak. Dadacılar ne yapacak arkadaşlar? Artık alışılmış kalıpları, tabuları yıkmaya çalışacaklar. Ve bunda da başarılı olacaklar esasında. Ve özellikle ne göreceksiniz? Dadaist edebiyatçılar dil, biçimi, uyak kaygılarından uzak kalacaklar. Yani böyle bir kaygıları yok. Ve Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garipte de bu var ya, garipte de alelade bir dil var ya. İşte Dadaizmi benimsemiş olacaklar. Ona benzete bilirsiniz diyoruz ve aklın hiçbir değerinin ve öneminin olmadığını savunacaklar o yüzden bu sanat akımına e, hiçlik mesela absürtlük anlamsızlık falan da diyenler olmuş olacak diyoruz arkadaşlar peki Dada ismi nereden geliyor onu da bir konuşula konuşalım hemen hala kesin bir bilgi yok ama e, bu kelime Fransızca'da oyuncak tahta at anlamına gelecek tamam mı oyuncak tahta at anlamına gelecek şöyle ortaya çıkıyor esasında e, herhangi bir Kitap alıyorlar, sözlük alıyorlar. Bu tahta atı, şu gördüğünüz tahta atı o sözlüğün içine koyuyorlar. Hangi kelime çıkarsa o kelimeyle şiir yazıyorlar. İşte o kuralsızlık bu da buradan gelmiş oluyor. Yani topluma e, yerleşmiş o anlam ve düzen kavramlarına kesinlikle karşı çıkacaklar ve dilde, içerikte ve biçimde yeni deneyimlere de girişmiş olacaklar diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle aklınızda kalabilir. Babanız ne diyor? Çabuk eve gel. Mesaj geldi dediden. Dada'yı izleyemem ama biraz siz galiba kuralları yıkmaya çalışıyorsunuz. Biraz kuralsızlığı kural ediniyorsunuz. Ee, akımın kurucusu da bazen sorularda gelebiliyor. Tristan Tazara. Tazara diye aklımızda kalabilir belki. Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan karışıklık ve karamsarlığın etkisiyle de doğmuş bir akımdır. Biraz böyle ümitsizlik ve kuşku dadaistleri de besliyor değil mi? Ümitsizlik ve kuşku ön plandadır diyebiliriz arkadaşlar. Peki sürrealizm, sürrealizm ne yapacağız biliyor musun? Şöyle bir kodlama yapalım mı? Sürrealist, psikanalist, sürrealist, psikanalist, sürrealist, psikanalist. O zaman sürrealizm akımındakiler psikanalizim yönteminden yola çıkmışlardır. Şöyle görsellerde akılda kalsın. Psikanalist yönteminden ne yapacaklar? Psikanaliz yönteminden yola çıkarak bir hareket başlatmış olacaklar arkadaşlar. Bilinçaltı ön planda, değil mi? Bilinçaltı. Yani bu akıma bağlı sanatçılar eserlerinde bilinçaltını dışa vuran bir yol izleyecekler. Kişinin bilinçaltı ön planda olacak ve akıl ve mantığı değersiz bulacaklar ve insanı bilinçaltının yönlendirdiğine inanmış olacaklar. Yani akıl ve mantık değersiz, bilinçaltı bizi yönetiyor. Hadi kodlamaya gidelim. Sürrealist, psikanalist, sürrealist, psikanalist, sürrealist, psikanalist diyoruz arkadaşlar. Peki Psikanalist yöntemi tabii garip şiirinde görüyorsunuz. ikinci yeni de görüyorsunuz değil mi? Ee, serbest çağrışım metodunu çokça kullanmış oluyorlar arkadaşlar. Bilinçaltını dışa vuran bir yöntem zaten size soru geldiğinde bunu verecektir. Akıl ve mantığı da de değersiz bulmuş oluyorlar. İkinci yeniciler örnek gösterilebilir. Egzistansiyelizm bu artık varoluşçuluk demek. Heidegger önemli bir temsilci buradan. Ee, burada. Burada... Daha böyle varoluşu sorgulamayı göreceksiniz ve şöyle gösterelim. İnsanın somut tarihsel gerçekler yüzünden seçimlerini biraz böyle sınırlaması ve kendini koşullandırdığını iddia edecek... E Sartre tarafından dünyaya yayılacak özellikle Jean-Paul Sartre'ın Bunaltı diye bir kitabı var. E, tam olarak varoluşçuluk felsefesini içeriyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi şunu bilin. insanın somut tarihsel gerçekler yüzünden seçimlerini sınırlaması, insan seçimlerini sınırlıyor ve kendini koşullandırdığını iddia ediyor değerlerini ve gelecek tasarımında da insanı merkeze alıyor. Ama hani kimdir batıda derse Sartır bizim edebiyatımızda daha çok Oğuz Atay değil mi? Oğuz Atay dediğimiz zaman çünkü işte tutunamayanlar vesaire bizim için oldukça önemli olmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Peki nasıldı buraya kadar kodlamalar aklımızda Kaldı mı? Kaldı mı? Bence kaldı. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sayfada çıkmış sınav soruları var. Çıkmış sınav soruları ödeviniz ödev vereceğim akımlardan. Bir önce çıkmış sınav soruları ödevimiz olacak. Ondan sonra e, benden başka ne istiyorsanız mutlaka yazınız. Onları da e, çekmek istiyorum yazılıya kadar. Bir de şöyle soru bankamızdan akımları çözerseniz iyice oturmuş olacak mesele, tamam mı? Hemen bakıyorum sayfa 82'den 88'e kadar akımlar. Tamam hepsini çözdüm. QR kodu okutarak cevaplara yapamadığınız soruları da bizzat benim tarafımdan ulaşmış oluyorsunuz. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dilerim beğenmişsinizdir. Dilerim keyif almışsınızdır arkadaşlar. Benim için çok keyifliydi. 33 dakika sürmüş ama çok böyle hızlı geçti benim için. Benden başka neler istiyorsunuz aşağıya yazın. Ama ben günün sorusunu sormadan dersleri bitirmiyorum biliyorsunuz ki. Günün sorusu gelsin. Bir yazım kurallarına gidelim mi? Size yazım kuralı da çekeceğim bu arada. Cümlenin ögesi çektim mutlaka izleyiniz onun. Kuru yemiş nasıl yazılır? K artı K tekniğimize göre açıklayın ama aşağıda gelsin bakalım. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle, güç tüm yazılılarda da bizimle.